Ne demek evinde kız kalıyor ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Çıkarken de sordum Sinan'a, istiyorsan bırakayım arkadaşını dedim. Ama bir baktım kız böyle bir uyuma numaraları falan yapıyor. Kimin nesiymiş bu? İşte geçen gün restoranda gördüğümüz vardı ya, hani temizlik falan yapıyordu. Şimdi de kalkmış Sinan'ın özel asistanı mı ne olmuş? Başlarım ben onun özeline. Bekar adamın evinde kalmak ne demekmiş ya? Ha vallahi Melia teyze, ne yalan söyleyeyim. Yani bana da çok ters geldi kızın o rahat halleri falan. Ha ama yani Sinan iyi niyetli. O onu iş arkadaşı olarak görüyor. Ya belki de sadece iş arkadaşıdır. Ha, öyledir, öyledir mutlaka ama. Yani hani Sinan böyle o daha önce burada uyudu, burada yatmaya alışık falan filan deyince. Ya ne bileyim, ben garipsedim işte. Yavrum garipsenmeyecek gibi değil ki bu. Allah Allah. Peki bu kız nasıl böyle birdenbire ortaya çıktı? Ben niye daha önceden tanımıyorum? Ya ilk açılışta görmüştük. Ya, gerçi öyle çok dikkat çeken bir tip değildi ama... hani böyle mor falan bir elbise vardı üstünde. Aa, şu uzun bacaklı kız. Aa. Aa, o güzel kızdı ama maşallah. Ya evet, boylu biraz. Yok kızım, bu böyle olacak gibi değil. Ben bu işin aslını aslını öğrenmeden rahat edemeyeceğim. Yürü kalk gidiyoruz. Serkan, nasılsın oğlum? Sağ olun Melia teyzeciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuğum. O kız buralarda mı? Melia teyzeciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Yavrum sen bir Sinan abini çağırsana bizi. Aa, ama şefim çıktı. Aa. Nereye gitti ki? Vallahi bilmiyorum, dışarı çıktı. Hava almaya gitti herhalde. Yani gelecek değil mi? Tabii tabii. İyi tamam peki. Ben size ne ikram edeyim? Gel belki bir kahve. Tamam. Çocuğum sen niye gidiyorsun? Şu arkadaşını çağır evladım. Pelin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuğum. Ne alırsınız? Şekerli kahve. Tabii. Siz? Kahve. Şekerli. Tamam. Ben hemen söylüyorum. Çocuğum sen nereye? Sen bir dur. Gel hele gel. Ben sana bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi bu kız neyin nesi? Bilmiyorum. Şefim getirdi, onu işe soktu. Ya ne iş yapıyor? Komi şu anda. Aa. Dün de Sinan'ın özel asistanıydı. Evet evet, sabah da mutfaktaydı zaten. Yani onun öyle değişiyor. Ayo bu nasıl işmiş böyle ha? Durmadan değişiyor. Bu yaşta komi mi olur kızım? Hem de o ayakkabılarla. Ya. Yani sahte değilse ki sahtesini görür görmez sanırım değil. En az 2000 lira. Tamam Cansu yavrum, sen git çocuğum. Git sen işine bak. Tamam Melia teyzeciğim. Ay gözü kör olmayasıcak. Ay bu ayakkabıları yoksa benim oğlana mı aldırıyor bu? Melia teyze. Canım. Ya acaba birbirlerini daha önceden tanıyor olabilirler mi? Nereden aklına geldi bu güzel kız? Yani dün Sinan'a bir ara Tankut dedi. Sinan da onun hangi pastayı sevdiğini falan da biliyor. Yok canım. Ben Sinan'ın bütün arkadaşlarını tanırım evladım. Tankut'un çevresinde ben bu kızı hiç görmedim. Buyurun. Teşekkürler çocuğum. Pardon. Bakar mısınız? Bu benim istediğim kahve değil. Bu kahve şekerli. Ama siz şekerli istemiştiniz. Anne. Canım. Bak gördün mü, oğlum da geldi işte. Hoş geldin. De ben anlayamadım. Benim nasıl kahve içeceğimi benden daha mı iyi biliyorsun? Ben şekerli istediğinize eminim. Sorun nedir? Yani kendi hatasını bana telafi ettirmeye çalışıyor. Utanmasa zorlu şekerli kahve içirecek. Tamam. Uzatmayalım isterseniz. Ceyda Hanım'ın istediği kahveyi getirir misiniz? Kahvenizi nasıl alırsınız? Sade. Elbette. Arkadaşlar hemen hazırlar. Bundan sonra bu müessesenin içinde böyle bir tartışma duymak istemiyorum. Müşteri daima haklıdır. Ya önce iyi esnaf olacaksın işte. Yani Sinan'a bu konuda gerçekten bravo. Babasından en çok edebi, adabı öğrenmiş. Ya. Ben de esnaf çocuğuyum. Ve babam bana ilk öğrettiği şey şuydu. Kimseye kendini ezdirmeyeceksin. Kimseye. Bu kadın bu kahve şekerli istedi. Evlatçığım bu nasıl söz böyle? Ya kusura bakmayın, gerçekten sizin yanınızda böyle bir şey olsun istemezdim ama bu konuda gerçekten ben haklıyım. Aa,
Yani bir de yalancı durumuna düşüyorum. Ay tamam bırakın, istemiyorum kahve filan. Pelin, lütfen Ceyda Hanım'ın istediği kahveyi getirir misin? Ya hayır, getiririm yani, gocunmam. Ama o da kabul etsin yani yanlış istediğini, şekerli istediğini. Getiririm yani, sorun değil benim için. Ya yok, ben muameleye daha fazla dayanamayacağım gerçekten. Tamam çocuğum, sen nereye gidiyorsun yavrum? Otur oturduğun yere. Pelin Hanım, lütfen kahveyi mutfağa götürün. Ve Ceyda Hanım'ın istediği kahve yapılsın. Ayrıca bundan sonra mutfaktan salona çıkmayacaksınız. Ha, bu kadın kadar güzel oynayamadığım için mi ben salona çıkamayacağım? Ya ben böyle bir terbiyesizlik görmedim gerçekten. Yani elim ayağım titriyor şu anda. Pelin, bu kadar yeter. Tamam çocuğum. Lütfen dediğimi yapıp gidip kahveyi getirir misin? Hayır efendim, gitmem. Tamam mı? Ama burada da durmam. Paspas da yaparım. Tuvalete de temizlerim. Ama kimseye hakkımı yedirmem. Ben mutfağa gideyim. Arkadaşlar senin kahveni getirir. Yani inan elim ayağım titriyor. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Ben halledeceğim Ceyda. Ben de oğluma neler kondurduydum. Bak gördün mü nasıl yol verdi kıza? Gitti yani ha? Evet Bülent, gitti. Ama yani şimdi anlatılanlara bakılırsa hani sen böyle gitsin diye zorlamışsın gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ne alakası var abi? Ayrıca sen anlatılanlara değil, ben ne söylüyorum ona bak. Çok bile dayandı zaten. Ben daha önce pes eder diye düşünüyordum. Ama şimdi çok böyle pes etmiş gibi değil. Yani daha çok böyle bir sinirle çıkmış gitmiş gibi geldi bana. Bilmiyorum. Bu gereksiz konu hakkında neden bu kadar uzun sohbet ediyoruz Bülent? Bu insan bir hafta öncesine kadar hayatımızda mıydı? Şimdi hayatımızda mı? Güzel. O zaman artık işimize dönebiliriz değil mi? Yani sen tamam diyorsan, yani yüreğim biraz da olsa soğudu diyorsan benden yana zaten problem. Şefim. Efendim Cansu. Verdiğin listedeki malzemeleri kontrol ettim. Tek bir eksiğimiz var. Tatlı için organik chia tohumu yok. Nasıl yok? Almadık mı abi? Almadık abi. Teşekkürler Cansu. Abi ilk aşk menüsünde onluk bir şey yoktu. Ben de almadım, zaten ucuz bir şey değil biliyorsun yani. Yani bazen nasıl pintiliğini tutuyor biliyor musun Bülent? Abiciğim niye stres yapıyorsun? Ararız şimdi ithalatçı firmayı. O iş bende, rahat ol. Şefim bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Serkan. Şu sabahki kahve tartışması var ya. Hani Pelin'in olayı. İşte orada Pelin haklıydı. Yani Ceyda Hanım gerçekten kahvesini şekerli istedi. Biliyorum Serkan. Yani tahmin etmiştim. İşte ben yine de bir söyleyeyim dedim. Sağ ol. İyi yaptın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.